Kedi beslemek sünnettir. Hazreti Muhammed Uğuz seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip koca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmış ve seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Müezza koymuş. Siyah beyaz bir Habeş kedisiymiş Müezza. Ağzının içinde üst damağında lekeleri varmış. Bu sık rastlanmayan damağında leke olan kedilerin Müezza'nın soyundan geldiği kabul edilir. Müezza muhtemelen bir sokak kedisiydi ve Mekke'nin sıcak kavurucu çöl sokak Hazreti Muhammed'in ilgisiyle kurtulmuştu. Hazreti Muhammed kedisi Müezza'yı o kadar çok severmiş ki Müezza bir gün sedirde oturan Hazreti Muhammed'in giysisinin ucunda uyuyakalmış. Her kedi dostu gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan Hazreti Muhammed Müezza'yı uyandırmaktansa giysinin ucunu usulce keserek kalkmayı tercih etmiş. Hazreti Muhammed kedisi Müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken sahabe-i kiram Ebu Nuaym "Ya Resul o sudan kedi içti" deyince "Resulullah onlar en temiz ağızda sahiptirler." Buyurmuş ve abdest almıştır. Kedilerin gelişi Allah'ın bize verdiği nimetleri ve özümüzü hatırlatır. Aldığımız tüm bu servet aslında bizim değil, bizi yaratana aittir. Zenginliği veren de alan da Allah'tır. Aşırı harcama yapmadan önce diğer insanların da haklarını unutmamak gerekir. Zekat, fıtrah ve sadaka gibi Müslümanın yerine getirmesi gereken yardımlar vardır. Çoğu zaman insanlar bunu unutabiliyor. Kedi sizden yiyecek isterse bu sözleri kesinlikle unutmayın. Yemek vakti gelmeden kedilerin size yaklaşması, Allah'ın size verdiği güzel nimetleri tüm canlılarla paylaşman gerektiğini hatırlatır. Bu yönüyle baktığımızda aslında kediler bizim için bir sevap kaynağıdır. Kediler de dahil olmak üzere paylaşmak gerçekten yapılması gereken bir eylemdir. Allah paylaşmayı seven insanları daha çok sever ve bereketli kılar. Yapacağı bir sevap 10 katıyla çarpar. Özellikle içten vermek de çok önemlidir. İnsanlara iyi davrandığınız zaman birileri genellikle başkalarından benzer bir cevap ister. Karşılık bekler. Çoğu zaman bu samimiyetsizliğe de dönüşür. Ancak bir kediye karşılık beklemeden yiyecek vermek sizin samimiyetinizi gerçek anlamda gösterir. İyi bir insan olmanız için kediler size her daim imtihan olarak yaklaşacaktır. Allah kedi besleyenleri eğer görmezden gelirse bize verdiği servet ve nimetlerin hayırlı olmayacağını belirtiyor. Bir hayvanı aç bırakmak kesinlikle günahtır. Kedi sizden yiyecek talep ediyorsa mutlaka veriniz. Aksi takdirde hayatınızdaki boşluk sadece para ile değil tüm hayatını kaplar. Umarım bu işaretlerden yola çıkarak sizden sevgi bekleyen kedileri görmezden gelmezsiniz. Hiçbir odaya girip kedinizin size baktığını gördünüz mü? Ya da yemek yer sizi izlediğine tanık oldunuz mu? Kedinin size bakma yarışmasında meydan okumuyor ama kedim neden bana bakıyor? Sizinle iletişim kurmaya çalışmak, meraktan duygularını ifade etmek veya bir ipucu beklemek de dahil olmak üzere bir kedinin size bakmasının çeşitli nedenleri vardır. Çoğu zaman bir kedinin bakışı sürekli olarak koku alıp gördüğü ve buna göre tepki verdiği için etraflarındaki uyaranların işlenmesinin bir parçasıdır. Kediler doğal olarak meraklıdırlar ve av ve yırtıcı hayvanlar oldukları için her zaman etrafta neler olup bittiğini bilmek isterler. Belki sizi gözlemleyebilirler. Olabilirler. Belki oturduktan sonra hareket etmeye başladınız ve evdeki hareket nedeniyle odaklarını size kaydırıyorlar. Bir ipucu, bir davranışı tetikleyen bir sinyaldir. Kediler her zaman öğreniyor ve biz farkında olmasak da onları öğretiyoruz. Örneğin ilk uyandığınızda konserve açacağını çıkardığınızda kediniz yiyecek beklentisiyle koşarak gelir. Kedi konserve açacağı ve lezzetli kahvaltıyla zamanla olumlu bir ilişki kurdu. Konserve açacağı gelip size bakmak için bir işaret haline geldi. Başka bir yaygın örnek, kedinizin geçmişte size bakmış olabileceği ve size baktığında bunu oyun oynamak, evcil hayvan olmak veya beslenmek isterken almış olmanızdır. Sizinle göz temasının, bakmanın sevdikleri bir şeyle sonuçlandığını öğrendiler ve aynı sonucu elde etmek için yapmaya devam edecekler. Bu davranışı zamanla ne kadar çok ödüllendirirseniz, kedinin size istediği şey için bakma olasılığı o kadar artar. Çoğu kedi bakıcısı, kedilerinin onlarla konuşabilmesini çok isterdi ve konuşurlar. Ancak çoğunlukla sözsüz iletişim kullanırlar. Bakmak, yüz ifadeleri, vücut duruşu, kulaklar, bıyık pozisyonu ve daha fazlasıyla birlikte kullandıkları birçok sözsüz iletişim biçiminden biridir. Hatırlanması gereken önemli şey sadece gözlere değil, kedinin vücuduna bakmak ve beden dilinin oluştuğu mevcut bağlamı, durumu not etmektir. Her zaman sakin ve rahat hissettiklerini ve ne zaman stresli ve endişeli hissettiklerini size göstermek için bedenlerini kullanırlar. Gevşemiş bir kedi gevşek vücut hareketlerine sahip olacak ve nefesleri yavaş ve düzenli olacaktır. Ayaklarını öne doğru katlayabilir veya öne doğru uzanabilirler. Gevşemiş bir kedinin kulakları ve bıyıkları nötr pozisyonlarında veya belki biraz ileride olacaktır. Göz bebekleri ince yarıklar olacak ve gözler badem şeklinde olacaktır. Yumuşak, rahat bir vücut ile birlikte yarı açık ve yumuşak bir şaşılığa, hafif kapalı veya yavaş yanıp sönen gözlere
yeteneklere sahip olabilirler. Yavaşça göz kırpması, kedinizin kendine güvende, mutlu hissettiğini gösterir ve genellikle insanlara ve diğer kedilere olan sevgisini ifade etmek için kullanılır. Korkmuş veya stresli bir kedi büyük ihtimalle yerinde donar veya koşar ve saklanır. Vücutları gergin olacak ve uzuvları ve kuyruğu vücuttan uzaktayken rahat vücut dilinin aksine vücuda yakın olacaktır. Bacaklarının altlarında çömelmiş bir pozisyonda tutabilirler. Kulakları yanlarda olabilir veya kuyrukları ile birlikte arkaya sıkışmış olabilir. Genellikle onları korkutan yöne doğru göz temasıyla bakıyor olabilirler. Kediniz bu beden dilini sergilediğinde strese girer ve muhtemelen korkar ve bu nedenle saldırgan davranışlar sergileyebilir. Kedinizi bu beden dilini sergilerken elinizi almamak veya dokunmamak ve bunun yerine korktuklarını insanlar dahil onlardan uzaklaştırmak ve ona lezzetli ikramlar atmak veya onları daha fazla cezbetmek için kullanmak en iyisidir. Kedinizin bakışlarını yorumlamanın en iyi yolu yakındaki hangi uyaranların kedinizin dikkatinin kaynağı olabileceğini düşünmek ve keşfedilecek diğer ipuçları için kedinizin vücut dilini değerlendirmektir. Yüksek kuyruk, kedi bölgesinde hareket eden kediler güven ve memnuniyet duygularını kuyruklarını havaya dikerek belirtiyor. Dik ve düz bir kuyruk, mutluluğu ve arkadaş canlısı olma isteğini gösteriyor. Ayrıca kedinizin kuyruğu dik haldeyken ucunda küçük bir seyirme gözlemlerseniz anlık olarak yüksek bir mutluluk yaşadığını düşünebilirsiniz. Alçak kuyruk, dikkat, düz, yere yakın ve alçak bir kuyruk pozisyonu saldırganlığa işaret edebilir. Kediler kuyruklarını alçalttığında tedirgin bir ruh halini yansıttıkları için onunla ilgilenmeye çalışmadan kendi haline bırakmayı deneyebilirsiniz. Kavisli kuyruk, kediler eğlenceli bir ruh haline girdiklerinde kuyruklarını kavisli bir şekilde kıvırıyor. Kediniz kuyruğunu soru işaretine benzer şekilde kavisli bir pozisyona getiriyorsa bu durum tüm işinizi bırakıp onunla oyun oynamanız gerektiği anlamına geliyor. Alçak ve kıvrılmış kuyruk, kediniz kuyruğunu bacaklarının arasına alıp vücudunu arkadan sararak kıvırıyorsa endişeli ve itaatkar bir ruh haline sahip olabilir. Genellikle yeni bir ortama girdiklerinde yaşanan gerginliği bu şekilde dışa vuruyorlar. Kabarık kuyruk, korku ve tedirginlik hissedilen anlarda daha büyük görünmeye çalışmak tüm hayvanların ortak özellikleri arasında yer alıyor. Kediler de olası bir tehlikeyi bertaraf etmek için kuyruklarını kabartarak vücut ölçülerini büyütmeye çalışıyor.